Siyasete bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuaz Medya'nın ortak yayınında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ve asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. AK Parti'nin meclise sunacağı başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet kurumlarını zan altında bırakan uyuşturucu iddiasına kadar pek çok başlıkta değerlendirmeler yaptı. Tarihi gündeki çarpıcı bir görüntü de yeni ortaya çıktı. Sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT'de arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız. Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi ve asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki düzenleme ile ilgili yeni bilgiler verdi. İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuaz Medya'da katıldığı ortak yayında gündemin sıcak başlıklarını değerlendirdi. AK Parti'nin meclise sunacağı başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi üzerinden CHP'ye yüklendi. Buyurun, şimdi kaçıyor musun? Kaçma, hadi gel. Anayasa değişikliği yapalım. Anayasa değişikliğiyle bu işi sağlama bağlayalım. Ama gelemezler. Yine kaçacaklar. Başörtüsü, aileyle ilgili anayasa değişikliği teklifimiz meclise şu anda sevk edilme aşamasına geldi. Cumhur İttifakı olarak arkadaşlarımız bugün diğer partilerle görüşmeye başladılar. Görüşmelerin ardından da teklifimize nihai halini vereceğiz ve meclise sunacağız. Başörtüsünün özellikle CHP'nin takiye siyasetine malzeme olmaktan kurtaracağız. Netice aldık. Almadık, oturup referandumda konuşmamız lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet kurumlarını zan altında bırakan uyuşturucu iftirası için uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyor dedi. Ya varsa elinde bir delil çıkarsan bunu konuşursun. Ama AK Parti iktidarı bir defa uyuşturucuyla mücadele noktasında temayüz etmiş olan bir iktidar. Ve şu anda yüzlerce insan uyuşturucudan içer. Uyuşturucu ticaretinden değil. Ama sen şu anda ne yapıyorsun? Uyuşturucu baronlarına zemin hazırlıyorsun. Onlara yol açıyorsun. Ve zaten senin içinde kuru sulu içenler var. Bunlar ortada. Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de savunma sanayiinde attığı adımların Yunanistan'da gösterdiği etkiydi. Son uzun menzilli füze testimiz Türk savunma sanayimizin geldiği noktayı göstermesi bakımından çok çok önemli. Son yaptığımız Tayfun testidir. Bu Yunanlıları çıldırtan ve şimdi onun mesafesini daha artıracaklar. Yani 561 kilometre falan şu anda menzili. Bunu daha da uzatmak tabii bu 561 kilometre şimdi Yunanlıları tamamen Atina bunun menzili içinde diye ürkütmeye başladı. Kırmızı alarm verdiler. Evet. Verdiler. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi daha nicelerinin müjdelerini zaman geldikçe vereceğiz. Ve Türkiye'nin gururu yerli otomobil TOGG üretim bandından indirildiği görkemli törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direksiyona geçerek konuşma yapacağı alana geldiği görüntülerde ilk kez yayınlandı. Olduğu yerde bir defa direksiyonu sonuna kadar kırıyorsun ve olduğu yerde dönüyor. Ama hiç döndüğünün farkında değilsin. Başından beri söylediğimiz bir şey var. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. Piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat anlamında rekabet edebilecek. Tabii baba yiğitler sırada masada oturan adamlar değil. Oturacağız, onlarla değerlendirmesini yapacağız ve Mart ayında yollara çıkmadan önce bir defa fiyat tespitini yapıp ona göre de adımımızı atacağız. ÖTV ile ilgili bir sizin o anlamda yetkinizi kullanacak mısınız? A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi renk TOGG alacağı da merak ediliyordu. Biz tabii hanımefendiye sorduk. Eşim Refikam o kırmızı dedi. İlk araba fakiri olacak. Biz de kırmızı alacağız. Şimdi tabii ikinci bir teklif geldi. O da İlham Aliyev'den geldi. İki araba ben istiyorum dedi.